Babam. Nasılsın babam, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Doktor sağ olsun serum verdi de daha iyiyim. Ağrılarım geçti biraz. Sana bir şey dediler mi peki babam? Yani bir hastane doktoru falan gördü mü seni? Ha yok. Apar topar getirdiler buraya. Hapse geri döneceksin dediler. Doktor görmedi bile oradaki doktor. Ama serum iyi geldi, merak etme beni. Öyle serumla falan olmaz ki babam bu iş. Ben şu doktorla bir konuşayım, ne yapabiliyoruz bakalım, tamam mı babam? Geleceğim yine yanına. Durumu nasıl? Olacak iş değil ya. Tedavisi bitmemiş ki bu adamın. Nasıl geri naklettiler cezaevine? Nasıl bir doktor buna izin verdi anlamıyorum. Doktorun işi değil bu. Başkalarının işi. Ya abicim böyle bir şerefsizlik olabilir. Ya böyle bir aşağılık. Ya bu. Ya böyle bir. Ben hayatımda görmedim ya. Ya ben aşağılık şerefsiz feci. 40 takla atıp dışarı çıkarmışım, aklamışım. Bu herifler benim babamı hasta hasta cezaevine geri gönderiyorlar. Vallahi devireceğim ya. Bunların çamurada yatacağı zaten belliydi umudum. Ya bunlarla uzlaşılmaz ki aslanım. Bunlar şeytana pabucunu ters giydirirler ya. Yok yok abi yok. Bunlar benim canımı yakarak kazanacaklarını zannediyorlar ama ben onların canını yakarak devam edeceğim. Görsünler bakalım aileye sıranmak ne demekmiş. Şerefsizler, neyse hadi konuşuruz sonra. Şimdi umudum, ben doğru mu anlıyorum yani? Sen bu emir kıvıranların baş avukatı mı oldun ya? Aynen öyle abiciğim. Harun Yakar'ın yerinde ben varım artık. Ya yanlış anlama da. Ya da anlarsan anlar artık. Şu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bu iş benim içime hiç sinmedi kardeşim. Sana hiç yakışmadı umudum. Ya abiciğim, Allah aşkına etrafına bir bak ya. Zamanında yüzümüze bile bakmayan gardiyanlar şu an bir telefonla her şeyi yapıyorlar. Babama sağladıkları odaya bir bak. Ya iki gün sonra babanı alıp hücreye koymayacaklar. Ne belli, sen bu adamlara nasıl güveniyorsun ya? Ya güvenmeyeceğiz abicim zaten. Babamın yeniden yargılanması başlayana kadar onu iyi koşullarda tutmam lazım. Olay bu. Ya bu yeniden yargılanma nasıl olacak Allah'ını seversen ya? Bu adamlar kendi kendini patlatır mı? Sen buna inanıyor musun ya? Ben anlamıyorum umudum ya. Abicim karanlıktan kurtulmak istiyorsan içeride bir ışık yakacaksın. Ben şu an içerideyim. Ateş de benim elimde. Tamam. Rahat ol. Babam. Vay. Burayı bayağı bir toparlamışlar ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk babam. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Yerinde, yerinde iyi. Tabii hastanede daha iyiydim. Sen vardın da. Burada da baktığın zaman tabii. Hücrenin yanında 5 yıldız otel gibi. Bak, televizyon bile var. Arada açıp bakıyorum. Doktorlar geliyor değil mi babam düzenli? Geliyor, geliyor. Saatte bir geliyor sağ olsun. İyisin iyi maşallah. Keyfin yerinde Rıza baba. Aa, yerinde, yerinde de tabii. Dünyanın en güzel odasını da verseler. 4 duvardasın. Umudum. Hani ben hastanede sana bir şey demiştim ya. Yeniden yargılanma şeysi. Hı hı. Olmuyor mu? Mümkün değil mi? Babam mümkün tabii ki. Niye mümkün olmasın? Ya ben sana bir söz vermedim mi babam? Ne gerekiyorsa yapacağım demedim mi? Dedim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Vereceğim yakında sana müjdeli haberi, merak etme.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.